Merhaba. Bugün sizinle enginar kalbi konservesi paylaşacağım. Enginarın dış kabuklarını soyuyorum. Ucundaki dikenli kısımları kesiyorum. Bıçağı bilerek büyük aldım. Güç gerektiriyor. İkiye de bölünebilir ama ben dörde bölmeyi tercih ediyorum. İçinin tüylü kısımlarını temizliyorum. Temizlediklerimi unlu suyun içerisinde bekletiyorum. Ayıkladığım kabuklardan iyi olanları kurutuyorum. Enginar çayı olarak tüketiliyor. Enginar, karaciğer için çok faydalı olduğundan mevsiminde çok tüketirim. Konservesini de kardeşlerim geldiğinde onlara tattırmak için yapıyorum. Kol gücüm zayıf olduğundan zorlanıyorum. O yüzden büyük bıçak tercih ettim. Kararmasın diye hepsini unlu, limonlu suda bekletiyorum. Her enginar yaptığımda ayıkladığım kabukları kurutuyorum. Kavanozda da daha evvel kurutmuş olduklarım var. 10-15 dakika pişirdim. Pişirme suyunun içerisine tuz, 1 yemek kaşığı da sirke ekledim. Şişeleri daha evvelden kaynar sudan geçirmiştim. Boşluk kalmasın diye sıkıştırıyorum. Hava almasın diye bir miktar sıvı yağ ekliyorum. Şişenin etrafındaki ıslaklık gitmesi için kuruluyorum. Konservelerde her zaman sıfır kapak kullanmalıyız. İyice kuruladıktan sonra iki geri bir ileri tekniğiyle iyice sıkıştırıyorum. Kavanozları derin tencereme alıyorum. Açtığımda ya zeytinyağlı yaparım ya da pirinç ve kıyma ile dolmasını yaparım. Kuruttuğum enginar yapraklarını da kardeşim çay olarak içiyor. Ona götürüyorum. İyice sıkıştırıyorum boşluk kalmasın diye. Kaynattığım suyundan ekliyorum. Hava almasın diye yine üzerine yağ ekliyorum. Kavanozun kenarlarını kuruluyorum. Yine iki geri bir ileri tekniğiyle sıkıştırıyorum kuvvetlice. Yüksek suda 20 dakika pişiriyorum. Kapaklarını kontrol ettikten sonra yoğurt mayalar gibi kapatıyorum. 24 saat hiç kıpırdatmıyorum. Afiyet olsun.